Bir sınır şehriyiz. Bu sınır şehrinde olmamız ciddi anlamda bize büyük bir önem teşkil ediyor. Sınırsız Dostluk Yarımaratonu öncesi Ünisite isimli yaşam merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Sınırsız Dostluk Yarımaratonu için sporcu kayıtlarının açıldığının belirtildiği toplantıya derneğin yönetim kurulu üyeleri tam kadro katıldı. Yapılma şekli ve kuralları bakımından dünyada eşi benzeri olmayan Dostluk Maratonu öncesi düzenlenen toplantıda konuşan derneğin yönetim kurulu başkanı Haluk Kaya, "Biz yarışı organize ediyoruz. Sevgili sporcu dostlarımız koşarak, terleriyle, emekleriyle bizlere destek oluyorlar." dedi. Yapılış bazında dünyada bir ilk olan bu maratona yalnız Türk, Yunan ve Bulgar atletleriyle sınırlı kalmamaktadır. Bugün burada Trakya'da bu işe gönül vermiş dostlarımız ile beraber bu işin startını beraberce verelim istedik sporcularımızla birlikte. Biz yarışı organize ediyoruz. Sevgili sporcu dostlarımız koşarak terleriyle, emekleriyle bize destek olmaktadırlar. Derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı Ömer Akdağ ise kahvaltılı basın toplantısında yaptığı konuşmada, maratonun ulusal boyutta Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2017 faaliyet takvimine alındığını ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından 3 yıldızlı yarışlar kategorisine yükseltildiğini belirtti. Sınırsız Dostluk Maratonu, Dünya Atletizm Federasyonu'nun listesinde olan Edirne'de yapılan dünya ölçeğinde bir etkinlik. Üçüncüsünü yapıyoruz bu sene. Geldiğimiz nokta itibariyle önemli bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Dün itibariyle de Avrupa Atletizm Federasyonu 3 yıldızda bu etkinliği ödüllendirerek Türkiye'de alanında tek yarı maraton ilan etti. Avrupa Atletizm Federasyonu. Atletizm Federasyonumuzun resmi sayfasında da bu paylaşımları görebilirsiniz. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu bu sonuçlara göre Avrupa Birliği standartlarına sahip tek yarış olma özelliği kazandı.